Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bomba bir yayınla karşınızdayız. Erdoğan'ın F-16 zaferinden tutun da Mansur Yavaş'a, Kılıçdaroğlu engeli. Hepsi ve daha fazlası bu yayında bulacaksınız. Tabii ki ne yapıyoruz? Videomuza geçmeden önce takipçilerimize bildirim gitsin diye videomuzu gören kardeşlerimiz videomuzu beğenmeyi ihmal etmiyoruz. AKP'li kardeşlerim, atama bekliyorsunuz, atanamadınız mı? Torpilinizin gücü, kuvveti yeterli değil mi? Müjde, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü 5000 geçici işçi alıyor arkadaşlar. AKP Genel Merkezi'nde oturup atama beklemeye son. Gidiyorsunuz, Orman Genel Müdürlüğü'nde geçici statüde işe başlıyorsunuz arkadaşlar. Korkmayın, yaz ayları geliyor. Orman yangınları yine başlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Ormanlarımızı AKP'liler olarak hep beraber koruyacağız. 4000 tanesi orman işlerinde çalışmak için, 500 tanesi de itfaiye muhabbeti, 200 tane aşçı. Aşçıyı ne yapacaksın lan 200 tane? Akıl alır gibi değil. Neyse. 100 küsür tanesi de elektrik, elektronik. Böyle toplamda 5000. Artık sayılar tuttu tutmadı bilmiyorum. Siz şimdi AKP Genel Merkezi'nde oturup her gün can sıkıntısından patlamayın. Gelin buyurun. Orman Genel Müdürlüğü'nde işiniz hazır. Geçici işçi olarak girin. 6 ay, bilemedin 1 yıl, bilemedin seçimden 1 hafta önce kadrolu olun. Ondan sonra istediğiniz yere atanın. Gide gide hakimliğe, savcılığa kadar gidersiniz kardeş. Sonuçta AKP'lisiniz değil mi? Düşündürücü. Ha bu arada... Abi biz muhaliflere, yok siz muhaliflere bir şey yok. Kusura bakmayın kardeş. Ülkeyi AKP yönetir. Düzce, Sakarya, Zonguldak'ı birbirine bağlayan Karadeniz sahil yolu çöktü arkadaşlar. Evet. Geçen sene bir bölümü çökmüştü. Diğer bölümden akış devam ediyordu. Bu sene tamamen çöktü. Tabii ister istemez sosyal medya karıştı. Erdoğan'ın o sözleri gündeme geldi. Yol yaptık, yol diyordu ya Erdoğan. Heh, işte reisin yapmış olduğu yol bu diyorlar. AKP'liler de ne yapalım yani, mühendislik hatası. Kocaman yol devam ediyor. Yolun bir bölümü çökmüş. Ne var? Doğa, Allah'tan olan bir şey. Ne oldu? Bir arada yolun bir yerini su alıyordu Karadeniz'de. Hatırlayın. Oraya setler metler yaptılar, suyu durduramadılar. Sonra baktılar bu iş böyle setli olmayacak. Koç getirdiler, koç kurban ettiler. Gene olmadı. Ya abi, adamların 20 yılda yaptığı ne varsa hepsi bir bir çökecek. Binalar da buna dahil. Yaptığı ne varsa hepsi bir bir çökecek. Gittiklerinde büyük bir enkaz kalacak. İnananlar, arkasından gidenler de ola biz buna mı inanmışız demeyecekler, diyemezler. MHP'de zam depremi. Evet arkadaşlar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy zamları eleştirdi. Yapacak bir şey yok. Vatandaş bu zamların altında eziliyor. Biz her şeyi görüyoruz, her şeyin farkındayız. Artık bu zamlar vatandaşın belini bükmüştür diyor. Bunun üzerine MHP disipline sevk ediyor. Yani ihraç edecekler. Koca Sinan Belediye Meclis üyesi de bu durumu görüyor, Kayserili. O da istifasını veriyor. Ben Baki Ersoy'un yanındayım. Bu düzene dur diyeceğim diyor. Şimdi arkadaşlar, maalesef her şey gene vatandaşın elinde. Bu vekilleri aranızdan siz çıkardınız. Köyünüze geldiğinde, mahallenize geldiğinde bu milletvekillerinin karşısına çıkıp benim hakkımı neden savunmuyorsun? Bir domates olmuş 8,5 TL bir tane domates. Ben seni o meclise git yat diye mi gönderdim? Deseniz arkadaşlar, o baskıyı bu vekillere yapın. Hatta gelmesine gerek yok. Telefonları var bunların, sosyal medyada danışmanlarının var. Yüklenin abi, arayabildiğiniz kadar arayın. Kırtlaklarını sıkın onların. Onlar bir bir ötmeye başlarlar. Bak bugün MHP'de çatlak, yarın
AKP içerisinde de olacak. Zaten var da AKP içerisinde. Bak, aynısını Numan Kurtulmuş söyledi. Her şeyin farkındayız. Bu zamlar milletimizin belini büküyor. Numan'ı disipline sevk eden var mı? Yok. İşte MHP'nin ne kadar aciz ve güçsüz durumda olduğunu gösteriyor bu. Bu haliyle MHP bir de AKP'nin ortağı. Ya AKP için kendi vekilinden vazgeçen bir MHP. Düşündürücü. Irak'ın kuzeyinde üst bölgesinde meydana gelen olay. Uzman çavuş, diğer uzman çavuş arkadaşını kafasından vurarak öldürüyor. Evet arkadaşlar, Emrah ve Ertuğrul. Ölen Emrah. Tabii Ertuğrul'un yargılanması başlamış. Mahkemede demiş ki ben silahın içerisinde mermi olduğunu bilmiyordum. Bilsen de bilmesen de. Bir kere bu silahın herhangi bir canlıya doğrultulmama gibi bir şey var. Sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Efendim silahını temizlemiş haberde yazan. Temizledikten sonra tetik düşürmüş. Tetik düşürdükten sonra şarjörü doldurmuş. Sonra şarjörü takmış. Sonra Emrah uyanmış. Uyandığı sırada da ona uzatmış silahı kafasına. O da almış. Vur lan vur demiş. Böyle alnına dayamış. Hani filmlerde olur ya. O da tetiğe basmış. Emrah Hakk'a yürümüş. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir taraftan uzman çavuş, diğer taraftan ulan silahın içinde mermi olduğunu bilmiyorum diyor. Bilmiyorsa bu ne eğitim aldı da bunu uzman çavuş yaptınız. Biliyorsa burada bir cinayet var. Çocuğu bile bile öldürmüşler. Neyse. Allah rahmet eylesin. İstanbul'da ulaşıma %40'lık zam yapılınca öğrenciler çileden çıktı. Protesto ediyorlar, isyan ediyorlar. Boş akbilleriyle turnikelerin üzerinden atlayıp bu zam geri alınsın diyorlar. Tabii İBB konuyla ilgili açıklama yapıyor. Bu zammı yapma sebebimiz mazot fiyatları, akaryakıt giderleri, elektrik ve doların yerinde durmaması. Bundan dolayı bu zammı yapıyoruz. Akaryakıtı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Arabası olanlar evinin önüne park etti. Artık spora teşvik olsun diye reis akaryakıta bu kadar zam yaptı. Şimdi millet spor yapıyor. Her yere yürüyerek gidiyorlar. İnsanlar mutlular mı? Mutlular. Şimdi elektrik konusunda evet elektrik giderleri de fazla. Dolar. Doların yerinde durmaması. Şimdi bu arabaların malzemeleri, parçaları yurt dışından geliyor. Şimdi bu parçalar dolar üzerinden geliyor. Bu belediyenin kasasına bir yük mü yük? Bunu nereden çıkarması lazım? Siz müşterisiniz. Bu tüm Türkiye için geçerli. Sizden çıkartacak. Bu zam bir şekilde yapılacak. Bitti bu kadar. Şimdi burada öğrenci arkadaşlar şimdi şehir içerisindeki ulaşıma gelen %40'lık zammı protesto ediyorlar. Eyvallah da şehirler arasında ne yapacaksınız? Siz onu düşünün. İstanbul'dan Sivas'a gitmek 600 TL. Otobüsle. Hadi diyeceksin ki abi 100 lira daha veririm uçakla giderim. O ayrı bir şey de. Yani git gel 1 milyarı geçiyor. Sen öğrencisin, sen onu düşün. Sen boş ver şehirler arasında gidip gelmeyi. O daha da şimdi bir zam daha gelecekmiş otobüslere. Allah sonumuzu hayretsin yani. Niye ayır ediyor? Etmesin lan. Etmesin lan. Niye ayır ediyor lan? Siz istediniz lan. Siz istediniz. Bunu siz istediniz. Siz istediniz bunu. Ya şimdi de ağlıyorsunuz. Ağlamayın kardeş. 50 sefer söyledik. 2 senedir video çekiyoruz. Instagram'da 4 senedir varız. Gittiğiniz yol yol değil. Dönün dedik. Siz teröristsiniz dediniz bize. Bizi terörist ilan ettiniz. Gelinen noktada bir domates 8,5 lira lan. Lan bir domates, bir domates. Rusya-Ukrayna savaşında 42. gün geride kaldı. Putin her geçen gün eriyor. Bakmayın rublenin değer kazandığına. Normalde Putin'e verilen istihbarat Ukrayna'yı 5 günde alırız istihbaratıydı. 42 gün geçti, hala Ukrayna'yı fethedemedi. Sosyal medyada Rus askerleri sivilleri vuruyor diye videolar paylaşılıyor. Bunun yanı sıra dün sosyal medyaya düşen haber yüreklerimizi dağladı. Ukraynalı askerler Rus askerini yakalamış, işkence ediyorlar ve öldürüyorlar. Evet, öldürmeye giderken
İşte adamı böyle öldürürler. Bu iş böyle. Sen gider adamın ülkesini fethedeceğim, işgal edeceğim, onları öldüreceğim dersen senin askerini de böyle öldürürler. Ukraynalı siviller öldüğünde ses çıkarmayanlar, Rus askerleri öldüğünde bağırıyorlar. Elinizdeki sonuçta bu esirlere böyle davranamazsınız. İyi de zaten Ukraynalı askerler ne dediler komutanlar? Rus askerlerini yakalarsak hadım edeceğiz. Kusura bakmayın. Şimdi adam sen geliyorsun açıklama yapıyor. Diyor ki yakalarsam seni hadım ederim. İnadına geliyorsun. Adamlar hadım etmemişler öldürmüşler. Yani savaş savaş. Size çocuk oyuncağı gibi mi geliyor? İki ülke savaşıyor. İki ülkenin insanları savaşıyor. Onlar onları öldürüyor. Onlar onları öldürüyor. Yok efendim savaşta işte esir statüsü. Ya yok böyle bir şey kardeşim. Yok artık böyle bir şey yok. Kim kimi yerse. Tamam mı? Böyle bir şey yok. Bir tarafta Piton, diğer tarafta Zelenski. O ona şeyini gösteriyor, bu buna şeyini gösteriyor. Bakalım kim kazanacak? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır. Mansur Yavaş'ı göreve davet ediyoruz deyince ortalık karıştı. Dün piyasalar allak bullak oldu. CHP Genel Merkezi'nde her zamandan fazla çay tüketildi. Kahveler geldi gitti. Terleyen terleyene. Ya bu ümit nereden çıktı? Niye böyle bir şey yaptı? CHP içerisinde Mansur Yavaş'ı isteyenlerle istemeyenler birbirine giriyordu ki araya Kılıçdaroğlu'nun burnu girdi. Sakin olun arkadaşlar. Tabii dün bununla ilgili Mansur Yavaş olmalı diyenler ve olmamalı diyenler. Olmamalı diyenler burada Ümit Özdağ yani bir masa etrafında 6 parti toplanmış. Bunlar bir karar verecekken böyle bir çıkış yapması bu masayı dağıtmak için planlanmış bir projedir. Bile bile Ümit Özdağ bunu yaptı diyenler var. Bunun yanı sıra evet Mansur Yavaş mantıklıdır. Herkes için de desteklenmesi gerekir diyenler var. Tabii Kılıçdaroğlu bugün bununla ilgili bir açıklama yapıyor. Ümit Özdağ'a teşekkür ediyor. Bizimle ilgili hele ki CHP'li bir belediye başkanını aday göstermek istediğinden dolayı teşekkür ediyoruz diyor. Güzel bir giriş. Ama biz bir masa etrafında 6 parti toplandık. Sonuç bu partiler kimi isterse, çoğunluk kimi isterse o aday olacak. Buna bu masanın etrafındakiler karar verecek. Yani Ümit Özdağ alttan subliminal mesajı veriyor. İşine bak kardeş. Yoluna bak kardeş. Eğer geliyorsan gel masanın etrafında toplanalım. Sana da bir sandalye var. Yok gelmiyorsan oradan konuşma mı demek istiyor acaba? Artık ne demek istediğini size bırakıyorum. Düşüncelerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Belli ki yani Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı aday göstermeyebilir. Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımızın F-16 zaferi. Evet arkadaşlar, Rusya'dan S-400'leri aldık diye NATO'dan atmakla tehdit ettiler. Yetmedi, F-35 projesinde almış olduğumuz uçakları vermediler. Üstüne gidip Yunanistan'a sattılar. Paramıza çöktüler. Yetmedi, dedik ki bari F-16 verin. Eski tip savaş uçağı da olsa verin dedik, onu da vermediler. Burun kıvırdılar. Yetmedi. Tezkiti aldık 80 tane, onları da göndermediler. Yetmedi. Biden koltuğa oturdu, Erdoğan'ı aramadı, teşekkür etmedi, biat etmedi. Aradan bir sene gibi bir zaman geçti. Ta ki Rusya Ukrayna'yı vurmaya başlayınca Biden başta olmak üzere NATO ülkeleri Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan demeye başladılar. Son toplantıda hepsi Erdoğan'ın etrafındaydı. Erdoğan'ın elini sıkmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Dikkat ettiniz mi? Biden bile Biden. Erdoğan Amerika'ya gitti. Biden gidip bir selam vermedi, bir oturup kahve içmedi, bir fotoğraf çekilmedi. Ulan bir selfie çektirmedi Biden.
Ne oldu? NATO zirvesinde gitti, Erdoğan'ın elini sıktı, özür diledi. Sen ne istersen o olsun reis dedi. Erdoğan da dedi ki F-35, F-16 işini halledeceksin. Halledeceksin bak, seni o kulağından tutar havaya kaldırdım. Beni dinden imandan çıkarma. Bunun üzerine 17 Mart'ta Dışişleri Bakanlığı ABD Senatosu'na bir yazı yazıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ABD Senatosu'na diyor ki bizim çıkarlarımız için Türkiye'ye F-16 satılabilir. F-35 istediler, onu vermedik. Ama F-16'lar zaten eski tip uçaklar. Biz bunları satalım. Zaten elimizde var. En azından yer kaplıyorlar. Bunları Türkiye'ye verelim. Bu dertten kurtulalım. ABD Senatosu ne diyecek bilmiyoruz. F-16'ları verir mi vermez mi bu senatoya kalmış bir şey. Öyle Türkiye'deki gibi verin dedim verdiler, vermeyin dedim vermediler olmuyor. İşte demokratik ülkelerde, hukukun, adaletin olduğu ülkelerde, güç ayrılıklarının olduğu ülkelerde böyle oluyor tabi. Bakalım, göreceğiz. Videoya girişim Erdoğan'ın zaferi olarak oldu ama çıkışım pek böyle bir zafer gibi olmadı ama olsun. Ya bu da bir başarı. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den haber var. TODEX mağdurları toplanın yamacıma. Faruk Bey'imiz diyor ki ben etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Evet arkadaşlar, ortam hazır, ortam oluştu. 40 bin yılla yargılanıyormuş. Beyefendi mağdur ettiği, dolandırdığı belli başlı isimlere paralarını geri ödemiş. O isimler muhtemelen AKP'li yandaşlardır tabii. Biraz kafası basmayanlardır. Onlar mağdur olduğu için onların paralarını geri ödemiştir. Şimdi bunu da dosyaya ekletmiş. Bakın ben mağdurların paralarını geri ödüyorum. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum diye başvuruda bulunmuş. Şimdi yorumlara bakıyorum. Yorumlarda diyor ki tabii o kadar parayı yedin. Para bitti, şimdi geleceksin. Etkin pişmanlıktan faydalanacaksın. Arkadaşlar parayı yeme diye bir şey yok. O kadar para öyle bir anda yenemez. Hele ki öyle 3. sınıf, 4. sınıf ülkelerde. O paranın taşıyıcısıydı. Evet. Sadece dosyalarda adı geçendi o. O paraya onu taşıtan güç önemli olan. O parayı bunun elinden aldı. Belli bir miktarını verdi buna. İşi yaptığı için. Şimdi de ülkedeki yasaları ta ona göre mahkemeleri ayarlıyor. Buna böyle bir talimat gitti. Muhtemelen sen 3-5 kişinin parasını öde, biz sana etkin pişmanlıktan faydalanma şansı vereceğiz. Bu da 3-5 kişinin parasını ödedi. Onlar da zaten AKP'lidir. Şimdi etkin pişmanlıktan faydalanacak. Ne olacak? Gelecek Türkiye'de belki bir ay, belki bir yıl yatar. Adı unutulur. Sonra yurt dışına çıkar. Muhtemelen cübbe, sarık, sakal giyer. Fadıl gibi. Orada belli başlı insanları dolandırır. Sonra tekrardan Türkiye'ye gelir. O zaman AKP olursa AKP'den milletvekili adayı da olur. Hatta belediye başkanı da yaparlar. İyi dolandırıyor sonuçta. Olur. Millet gene gider, parasını verir. Gene dolandırır. Evet. Ulan adam her türlü kazanıyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Kim diyor? Erdoğan diyor. Ne hikmetse bu millet bir tek AKP'ye hesap sormuyor. Onun dışında herkese hesap soruyor. Konu Cemal Kaşıkçı. Bu Suudi Arabistan'ın konsolosluğunda öldürülen gazeteci. İçeri girdi, artık nasıl çıktığı belli değil. Adamı parçaladılar mı, kazanda mı yaktılar, pişirip mi götürdüler? Yani bunlar Suudi Arabistan. Her şey beklenir bunlardan. Tabii bununla ilgili dosyayı Suudi Arabistan istiyordu. 2018'de mi 2019'da mı Erdoğan bununla ilgili konuşuyor. Diyor ki ya diyor bunlar diyor ki bizim konsolosluğumuzda oldu bu cinayet, bu olay, dosyayı bize verin. Biz de dedik ki hayır, Türkiye sınırları içerisinde oldu, bu dava Türk mahkemelerinde görülecek. Efendim Kaşıkçı konsolosluğa girmiş, konsolosluktan çıkmış diyor Suudi Arabistan. Bunlar dünyayı herkese enayi zannediyorlar. Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Nişanlısını alır giderdi diyor.
Efendim kayıtları görmek istediler. Gösterdim. Bu sefer de almak istediler. Yok. Gösteririm, vermem. Alkış. Böyle alkışlıyorlar Erdoğan'ı. Şimdi dava Suudi Arabistan'a verilmiş. Ne oldu reis? İkinci Brunson. Rahip Brunson da Baron her ne zıkkımsa lan. Rahip davası ha. Bu cam bu tende olduğu sürece vermeyecektin. Diyordun. Onu verdin. Bunu da verdin. Hem rahibi sattık hem kaşıkçıyı sattık. En azından rahip diri gitti. Kaşıkçı ölü gitti de. Şimdi bununla ilgili geçen hafta yabancı bir gazeteci bir yazı yazmıştı da onu gündeme getiremedik. Okumuştum o yazıyı. Erdoğan köşeye sıkıştıkça her şeyi bir bir satıyor diye yabancı bir gazeteci. Para için muhtemelen Kaşıkçı davasından vazgeçti. Yani para için Kaşıkçı davasından vazgeçtiyse bakalım Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye nasıl bir para akışı olacak? Artık swap anlaşması mı, ne bileyim oradan dolar mı gelir bu dava karşılığında? Orasını Tayyip bilir. Düşündürücü. Ahmet Hakan, Hürriyet'in genel yayın yönetmeni mi, müdürü mü? Artık her neyse. Hükümete sesleniyor. Ya kardeşim bıraksana İstanbul'da İmamoğlu zammını yapsın. Vatandaş da zammın sadece hükümetten gelmediğini görsün. Evet arkadaşlar, bu adam Hürriyet'in genel yayın müdürü ya da yönetmeni. Bu kafa Hürriyet'te makam mevki sahibi. Bu kafa program sunuyor. Ya. Millet de gidiyor bunun programına konuk oluyor. Bu kafa. Yavrum ey. Şimdi kalkıp desek ki ulan İmamoğlu keyfi canı sıkılmış, bir zam yapayım da millet galeyana gelsin, bir enerji olsun diye mi zam yapıyor? Zammın sebebi de zaten hükümet, Erdoğan, ülkeyi yönetenler. Dolar, elektrik zamları, mazot zamları, bunları bilmiyor mu? Biliyor ama milleti salak yerine koyduğu için ya da kafasında millet salak. İmamoğlu bu zammı yapsa millet diyecek ki İmamoğlu zam yaptı. Demek ki millet salak. Potansiyel salak. Heh. Bunlar da bunu biliyorlar, bunun farkındalar. Eğer bu zamma evet derse AKP, millet dönüp diyecek ki İmamoğlu zam yaptı. Millet zammın sebebini araştırmayacak. Mesela İnsanlar işe gidiyorlar. Benzin istasyonlarının yanından geçiyorlar. Oradaki tabelaya baktığında orada 24 lira mazotu, benzini, motorini görmeyecek millet. Veya manava gidiyor, markete gidiyor, fiyatları görmeyecek millet. Dolar olmuş 14-15 liraya gelme şeyinde, yurt dışından gelen yedek parçaların fiyatlarını bilmeyecek. Bu millet salak bir millet, değil mi? Ahmet Hakan. Bunları bir tek siz biliyorsunuz. Bu millet bilmiyor. Bırak yapsın ekranı. MHP lideri Devlet Bahçeli anket şirketlerine ateş püskürdü. 2 haftadır anket şirketlerine sallıyor. Demek ki anketler baya kötü. Bahçeli de artık bundan rahatsız olmuş. Yahu siz bu anketleri CHP genel merkezinde mi yapıyorsunuz yahu diyor. Orada olacak terörist ilan et. Siz iyi bilirsiniz insanları terörist ilan etmeyi. Terörist ilan et, hepiniz rahatlayın. Bunun yanı sıra Allah rızka kefilmiş. He, nimete kefilmiş. Bugün yoksa yarın olacaktır. Nimetin kefili Allah'tır. Hangi Allah bu? Merak ettim yani hangi Allah? Mesela hırsızlık yapılırken hiçbir şey yapmayan Allah mı? Ülke soyuluyor, hırsızlık yapılıyor. Ondan dolayı insanların alım gücü düştü. İnsanlar alamıyor. Devlet eliyle çiftçi mağdur ediliyor mesela. Devlet eliyle ektirilmiyor, biçtirilmiyor, dışa bağımlı hale geliyorsunuz ki bu ülkeyi 20 yıldır siz yönetiyorsunuz. İşin sonunda da Allah rızka kefil oluyor. Birileri de buna inanmamızı istiyor. Allah ne yapsın mesela rızkına kefil olsun? Oğlum ekmemişsin, ektirmemişsin, dışa bağımlı hale gelmişsin. Kocaman arazilerin boş, çiftçi ekemiyor.
Çünkü mağdur olmuş. Sen diyorsun ki rızkı Allah kefildir. Ne yapsın Allah, gökyüzünden hıyar mı atsın kafanıza? Domates mi atsın? Tere roka mı atsın? Domates olmuş 38 lira. Bir tane domates olmuş 8,5 lira. Domatesin teki 8,5 TL olmuş. He. Ne yapsın Allah, gökyüzünden domates mi indirsin? Ondan sonra da rızkı Allah kefildir. Bu din soslu siyasettir. Tamam mı arkadaşlar? Din soslu siyaset. Oylar düştü. Tabii sandığa gömüleceğim. Gömülmeden önce hani bir insan denize düşer de boğulma tehlikesi atlatır ya, hani son böyle kulaçlarını atar böyle, hani son bir çare. İmdat! Ah işte Bahçeli şu an onu diyor. İmdat! Din! Allah! Güle güle. Güle güle Bahçeli, güle güle. Hey, 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 yavrum hey. Aksiyon ve macera dolu bir haber. Sadece Hollywood filmlerinde görebileceğiniz bir sahne gözünüzün önünde canlanıyor. Yer Mersin'in Tarsus ilçesi. Elektrikli scooter kullanıcısıyla otomobil sürücüsü dövüşmüşler. Sonra polis çağırmışlar. Polis gelmiş, belli ki scooter kullanıcısı suçlu. Sinirlenmiş, polis arabasının camını kırmış. He. Tabii polisler gözaltına almışlar. Bunu arkadan kelepçeleyip o camını kırdığı arabaya koymuşlar. He. Yolda giderken adam o kırık camdan kendini yere atıyor. Yola he. Şu maceraya bakar mısın? Şu aksiyona bakar mısın? Hey yavrum hey. Adam orası burası parçalanacak diye çekiyor. Yani muhtemelen bu Türk vatandaşı değildir. Türk vatandaşı olsa bunu yapmaz. Ne de olsa yabancı bir vatandaştır. Türkiye'de de cezası yoktur. En baba 250-300 lira, hadi 1 milyar camın parasını alırlar. Adam da zaten dolar üzerinden, euro üzerinden para kazanıyordur. Bizim paramız da değersiz. Çok da talaşınaydı. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan veya buradan izleyebilirsiniz. Videolarımızı beğenerek, kanalımıza abone olarak bize destek olduğunuzu unutmayın. Kendinize mükemmel bakın. Sıfatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.